Selamun Aleyküm. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Fuat Hocam'la birlikte inşallah sizlere manevi yolculuğumuzda hayatımızdaki en önemli mihenk taşlarından biri olan hak helalliği konusunu ayrıntılarıyla anlatmaya gayret edeceğiz. Bu konuyu da diğer ana konularla birlikte zaman zaman anlattık. Başta Mustafa Hocamız olmak üzere Enes Hocam ve Fuat Hocam, diğer hocalarımız Farklı kayıtların içerisinde veya ayrı programlar olarak bu konuya değindiler. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Ancak manevi hocalarımızın ısrarla söylediği bir şey var. Bu ana konuları tekrar tekrar gündeme getirin. Tekrar tekrar anlatın. Çünkü her anlattığımızda başka bir şeyler işin içerisine girmeye başlıyor. Ya da yeni bazı yaşanmışlıklarla, farklı bazı örneklerle konuyu daha değişik açılardan anlatabilir hale geliyoruz. Dolayısıyla bugün de kalbimize bu konuyu detaylı bir şekilde anlatmak geldi. Rabbimizin muradı budur diye düşündük ve bu konuyu masaya yatıralım dedik. Her zaman olduğu gibi doğaçlama anlatmaya gayret ediyoruz. Sürçülisan olursa affola diyoruz. Hak helalliği için hayatımızdaki manevi yolculuğun mihenk taşlarından biri dedim demin. Bunu özellikle söyledim. Çünkü en başta kendim olmak üzere hepimizin en çok zorlandığı konu. Aşmakta en çok zorlandığımız, bu konuyla alakalı çokça gayret ettiğimiz halde aşamadığımız veya aşıp aşamadığımızı anlayamadığımız bir konu. Ama şunu da görüyoruz ki gerçekten Rabbimizin rızasının gizli olduğu en önemli hazinelerden biri bu. Hak helalliği ve affetmek. Dolayısıyla da bu konuyu çok konuşmamız lazım. Belki tekrar tekrar defaten konuşmamız lazım ve her seferinde birbirimize önce kendimize olmak üzere birbirimize anlatmamız lazım. Bu konuyu anlatmadığımız ve bir noktaya getiremediğimiz müddetçe de o istediğimiz mertebeden bir yukarıya geçmemiz gerçekten çok zor. O nedenle de bugün tekrar Rabbimizin izniyle bu konuyu masaya yatırdık. Affedemeyişimizin bir takım sebepleri var. Kendimize göre kurduğumuz mahkemeler var, yargılarımız var, vardığımız sonuçlar var. Ama affedemeyişimizin bir de bir manevi sebebi var. O sebep nedir? Fuat hocam. Abi manevi birçok sebebi mevcut. Yani her konuda olduğu gibi bunda da birçok sebep var. Birçok dal var. Ama konunun temeline inmek istiyorum ben. Konunun temeline in inelim ki daha olayı detaylı anlayalım. Bizim affedemeyişimiz nereden geldi? Nereden başladı? Niye affedemiyoruz? Bunu anlamak lazım. Affedemeyişimizin temeline baktığımız zaman iblisi buluyoruz. İblis yaratıldı. Melek ilim öğrendi, ilim tahsil etti. Nefsini tetikleyen bir durum yoktu. Hatta Allahu Teala görevlendirdi diğer gezegenlerde ifritlere, dev gibi olan ifritlere meleklerle beraber o meleklerin meleklerin komutanlığında, orduların komutanı olarak gitti, geldi. Böylelikle bir mevki makam elde etti. Elde etmiş olduğu mevki makama binaen ne dedi? Ben en hayırlıyım yaptığı işler son zamanlarında artık biraz daha benliğe düştü ama nefsini yine tetikleyen bir durum yoktu. Allahu Teala'yı sevdiğini iddia ediyordu. Ancak benlik duygusu ve nefs- nefsin ona verdiği o ilim, önderlik, öncü hani huburriyaset dedik ya baş olma sevdası onu Adem Aleyhisselam'la beraber yaratılışıyla beraber başka bir noktaya sürükledi. Nasıl Allah-u Teala geçen en son Mustafa hocamızın anlattığı esma konusu var ya. Esma konusunda ne diyor? Bütün herkes kendi iradesiyle maneviyat öyle buyuruyor. Esmaları vardı ve esmalarını iradesiyle tercih etti. Ancak nefis yoktu. Nefis sonraki merhalelerde Adem Aleyhisselam için Allah Teala ne buyuruyor? وَعَلَّمَ Ademe أَسْمَاءَ Yani biz Adem'e esmaların tamamını ne yaptık? Öğrettik. Yükledik, yükledik. Adem Aleyhisselam yaratılınca dedi ki benim kullandığım esma kendince felsefe de yaptı. Ben ondan daha hayırlıyım ateş, balçık. Ama esmalarını onda kullanıldığını görünce bir nefis tetiklendi. Sonra içten o kızgınlık, öfke. Ben daha hayırlıyım. Onu orada affedemedi. Dedi ki çünkü ben daha hayırlıyım o öfkeyle beraber yapmış olduğu o felsefeyle beraber o affedemeyiş hatta kendince kendini daha doğrusu en başta kendini affedemeyişi ardından yaratılışı affedeme, affedemeyişi Rabbim bizi haşa suslayamıyor çünkü niye her şeyin hakikatini orada biliyordu o ilimle. Hakikat demeyelim de ilim olarak biliyordu. Allahu Teala siz bilmezsiniz ben daha hayırlısını bilirim derken meleklere hitap etti. Melekler de Adem Aleyhisselam'ın hitabına binen meleklerin isimlerini, ne iş yaptığını ve oradaki yaratılıştaki ve dünya alemine dair olabilecek şeylerin esmalarını, sırlarını öğrenince ve bilince, bildirince ya Rabbi sen biz yani bizi affet. Sen her şeyin hayırlısını bilerek diyerek melekler secde etti. Şeytan ise affedemeyişinden, öfkesinden, kininden, kibrinden Allah-u emrini terk etti. O terk ile başlayan bir süreç. İşin temelinde iblisin, iblis olmasına neden olan konulardan birinin öfke, affedememe ve kibir üçgeni olduğunu görüyoruz. Şimdi ise iblis aynı şekilde bütün kulları Mustafa hocamızın dediği şekilde korku, öfke ve kızgınlık üçgeni içerisinde e, sıkıştırarak hakimiyet kuruyor. Yani aynı öfke, aynı kızgınlık hissiyatıyla kullara da yapılan hataları affetmemesi, merhamet etmemesi gerektiğinin vesvesesini veriyor. Böyle anlıyoruz meseleyi. Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ya abi. Bizim asıl kaynağımız alacağımız menba Kur'an-ı Mübin. Ve Kur'an-ı Mübin'de yaşayan bir yüzü vardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hani Kur'an'ın çok maneviyattan, Mustafa Hocamızın da belirttiği var ya, Kur'an'ın çok çok yönü vardır. Kur'an-ı Kerim'in tefsirleri vardır. Dirayet, rivayet te tefsiri, işari tefsiri, işari tefsir manevi yönüdür. Bir de ayrıyeten mana yönüyle anlamak vardır. Her maddenin bir manası vardır. Manadan madde hasıl olmuştur ya, Böyle olunca tabi bakmak lazım. Bizim Allahu Teala'nın kelamında Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselam'a ne buyurmuş? Nereden baz Ayetten önce baz Şeriattan çıkacağız ki tarikat, hakikat, marifet penceresine oluşabilirim. Allahu Teala e Efendimiz'e buyurdu ki Kuzil affe urfi, ve emur bil anil cahilin. Yani dedi ki ey Resulüm, Habibim sen af yolunu tut. Affetmeyi tut. Affetmeni, affetmeyi kendine bir yol Düstur olarak tut. Ve bil bil'urfi. İyiliği de emret. Güzel, hoş olan şeyleri emret. Ve aridanil cahilin. Cahillerden de yüz çevir. Yine ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. İnsan, kul, kulların tamamı kendi merhametini, Allahu u Teala'nın rahmetini burada kendisine göre belirliyor. Nasıl? Allahu Teala vasiyat rahmeti kulle şeyin yani Arapçasını tam manasıyla mefhum olarak söylüyorum. Benim diyor rahmetim her şeyi kuşattı. Şimdi rahmet her yeri kuşatmışken biz niye sıkıntı, problem, e, cinni, ifrit, metafizik veyahut da sağlık problemlerinin içerisindeyiz? Hani allah Teala rahmet her şeyi kuşatmıştı değil mi? İblis buradan bize bir vesvese verecek. Hayır hayır. Allah'tan rahmet evet her şeyi kuşattı. Ancak bizlerin rahmet terazisi kendi yaptığımızla beraber. Ayet-i kerime açık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği açık. E şimdi hemen bir şey örnekle delillendirelim bunu. Diyor ki 500 bin lira, 500 bin dolar borcum var. Borcu vardı bana. Vermedi. Yok namusuma dil uzattı. İşte e, beni dövdü. Bana sövdü. allah Teala kulunun kul yani kuluna kulunun eliyle yardım ediyor da kulunu kuluna yedirmiyor. Ama imtihan kazanında da nasıl hayırlı şeyleri vesile kılıyorsa şer noktasında da kuluna kuluna vesile ediyor. Anlayın, algılayın, doğruyu yapın da bana dönün. Hocam şimdi burada merhamet etmeyene merhamet olunmaz cümlesini sarf ettik. Efendimiz Aleyhisselam'ın bize emridir bu. Tavsiyedir ama aslında bir de emirdir. Merhamet kelimesini çokça kullanıyoruz. Bu emri, bu hadisi şerifi bilmeyen Müslüman da yok gibidir. Baktığınızda herkes bilir. Ancak merhameti ne olarak anlıyoruz biz? Yani yaşlılara yardım etmek, kuşları beslemek, hayvanları su vermek, bu mudur sadece merhamet? Ya da bir film izleyince gözyaşı dökmek, bu mudur? Merhamet, aslen, haklı olduğu noktada insanları affedebilmek. Bunu anlamak işimize gelmiyor diyelim. Hepimiz için geçerli bakın. Bir hayvan yolda soğuktan donmuş ölmüş olarak görsek üzülüp ağlıyoruz ya da başka herhangi bir kalbimize dokunan bir mesele gördüğümüzde üzüntü içerisinde kalıyoruz. Böyle çok fazla insan var. Ben de dahil. Her birinde Göz yaşı döküyoruz, kalbimiz kanıyor ya da bir şeyler yapabilmenin gayreti içerisinde oluyoruz. Bir hayvanın, bir bitkinin, bir yabancının zarar görmesi bizde bir e, üzüntüye sebep oluyor. Ama en yakından tanıdığımız, gördüğümüz, bildiğimiz, eşimiz, dostumuz, akrabamız, karımız, kocamız, evladımız ya da her kimse bunları affetmek aklımıza gelmiyor. Yani onları da affetmezsek çekecekleri cezanın, uğrayacakları eziyetlerin farkında değilmişiz gibi düşünüyoruz. Daha doğrusu farkında değilmişiz gibi davranıyoruz ve onların uğrayacağı cezaları kafamızın arkasında bir yere atıyoruz. Yani bir bir başkasına tanımadığımız bir insana ya da bir hayvana bir bitkiye gösterdiğimiz merhameti bir başka insana, yakınımıza göstermekten bir şekilde çekiniyoruz. İşte burada zaten şeytanın devreye girmesi daha net anlaşılabilir. Şeytan kendinizi haklı hissettirerek sen haklısın, affetmemelisin, merhamet etmemelisin, hakkını ahirette almalısın diye bu konuda vesvese veriyor. Biz de nefsimizle birlikte bu konuyu iyice derleyip toplayıp şişirip büyüterek kendimizi haklı çıkartıyoruz. Mahkemeyi kuruyoruz. Yargısız infazı da yapıyoruz. Kenara çekiliyoruz. Oysa ki anlamamız gereken çok önemli bir husus var. Hakkınızı helal edebilmek için, affedebilmek için gerçekten haklı olmanız gerekir. Bir kere bu affedemiyorum, hakkımı helal etmiyorum dediğimiz konuda biz gerçekten acaba haklı mıyız? Manevi mahkemede, Kendimize göre bir düzen kurduk, mahkemeyi oluşturduk, yargıyı yaptık, kararı hükmü verdik, suçlu ilan ettik, konuyu bitirdik. Ama bu gerçekten böyle mi? Yani bunu bir kere düşünelim. Ben haklı mıyım? Yoksa kendime göre bir, e, bir senaryo oluşturdum, bu senaryo üzerinden kararımı verdim. Burada mıyım? Önce bunu anlamamız gerekir. Öyle değil mi? Aynen öyle abi. Mevzu bir de buradan patlak veriyor zaten abi. Kul kendine göre bir adalet terazisi belirliyor. O adalet terazisine göre de rahmeti değerlendiriyor. Ondan sonra diyor ki ya benim işlerim rast gitmiyor. Sağlığım düzenli değil. Psikolojim, psikolojim hiç iyi değil. Kimseyle geçinemiyorum. Gittiğim yerde boğuluyorum. Arkadaşlarım bana yüz dön sırtını dönüyor. Ailem benim yanıma gelmiyor. Akrabalarımla aynı ortamda rahat edemiyorum. Baktığımız zaman bu kardeşimizde kalbinde kırıklık var. Ve bunun üzerine suizan, buz, nefret, gıybet, dedikodu, iftira, yalana varacak konuşmalar. E bir de bunları toplamış. Zaten metafizik varlıkların girebileceği bir kapı açılmış kalpten. O kalpten yapılanla beraber daha çok suizan, gıybet dedikodu dilden, mideye, bağırsaklara, beyne, akla, uzuvların tamamına, iç organların tamamına kapılardan bir 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 giriyorlar. Bunların girmesiyle beraber bulunduğu ortamda insanların üzerinde de eğer cinli veya metafizik varlık var, varsa bu da etkiliyor. Bu sefer ters ter, ter çakışmalar başlıyor. Dedik ya kul kendisine göre terazi yapıyor. Diyelim ki sen haklısın, affetmedin, üstüne bela beddua lanet okudun, kızdın, gıybet, dedikodu, iftira, yalan bir sürü şeyde üzerine ekledin, devam ettin ve ruzu mahşerde divana durdun. Rabbimizin huzuruna çıktın. Falanca kulum, Fuat kulum, geldin. allah Teala birebir hesap görecek kullarıyla. Şu kulumla hesabım varmış. E ya Rabbi böyle yapmıştı. Peki sen böyle yaptıktan sonra ne yaptın? O zaman diyor ki dil susacak, el, ayak, göz, bütün azalar konuşacak. Bunu, 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 bunu yaptı. Terazi dedik ya kul kendine göre belirliyor. Şayet sen Allah rızası için, şimdi mübarekler zamanında eski kayıtlarda Mustafa hocamız da anlattı. Maneviyattan bize kızdılar, kızdılar resmen. Mustafa hocamıza ilettiler. Tabiri caizse fırçalandık. Niye? hepimiz için söylüyorum fırçalandık. Niye? Rahmet terazisini kendimize göre ayarlıyoruz. Bir de diyoruz ki ya Allah rızası için affedemiyor musun dendikten sonra yok. Ya Allah rızasının üstünde bir şey mi var? Kul Allah rızası için affedip ya Rabbi ben senin rızan için affettim. Hakkım varsa da vazgeçtim dedikten sonra allah Teala buyuruyor ki ey kulum senin rahmetin benden geniş mi? Senin rahmetin benden büyük mü? Madem sen benim rızam için affettin, iyi. Ben de seni affedeceğim. Çünkü ayetten, hadisten bunu anlıyoruz. Maneviyattan birçok şeyi yaşadık. Esmalardan girdik ya devreye. Allahu Teala bütün kullarına rahmet, merhamet ve bütün esmaları kullanabilme kapılarını açık bırakmış. Kul öyle bir seviyeye gelmiş ki yaptıklarıyla rahmet kapısını kapatmış merhamet duygusunu kapatmış. Kalpte o karalığı, katılığı çoğaltmış. Ondan sonra esma kapıları da bir bir kapanmış. Allahu Teala kapatmıyor. Biz kapatıyoruz. Kapat, kapat, kapat. Sonra ya Rabbi e, şeytanın 26 esması var. Şeytan bu kadar esma kullanıyor. E ben niye kullanamıyorum diyerek bu sefer kendi kendine yemeye için yemeye başlamış. Ama Allahu Teala kapatmadı. Biz Rahmetsiz, merhametsiz ve yaptığımız hatalarla o kapıları kapattık. Esma kapılarını da kullanamaz olduk. Eyvallah. Şimdi terazi deyince e, burada kimi zaman gelen eş, dost, tanıdık kardeşlerimizle bu konuları çokça istişare ettiğimiz için e, biraz meseleyi mizansenle anlatalım istiyoruz. E, çünkü bu mizanseni e, doğru şekilde düşünür, akleder ve değerlendirirsek af kapılarını açmamız daha kolaylaşır diye düşünüyorum. Birincisi demin söyledik ya hani ya biz gerçekten affedebilmemiz, hakkımızı helal edebilmemiz için haklı olmamız lazım. Nerede? Manevi mahkemede. Rabbimizin kurduğu ilahi mahkemede. Peki o mahkemeye gerçekten haklı bir şekilde çıkabildik mi, çıkamadık mı veya çıkabilecek miyiz? Kendimizden çok eminiz ya. Örnek üzerinden gidelim. Örneğin Fuat'la aramızda olsun bu konu. Diyelim ki Fuat'ın bana 100 bin lira borcu var. Yani kolay olsun diye parasal konudan bahsediyorum. Para olur başka bir şey olur. Fuat'ın bana 100 bin lira borcu var. Ödemedi veya ödeyemedi. Çok önemli değil. Bile bile ödemediğini varsayalım. Daha şey olsun ağır olsun. Bile bile ödemedi. Beni dolandırdı. Üç kağıt açtı. Ben de bunun üzerine Fuat'a hakkımı helal etmiyorum dedim. Çünkü beni zora soktu, onun yüzünden işim bozuldu, başka problemler oldu. Ve aşırı derece kendisine karşı öfkeliyim, allah Teala'ya havale ettim. Hakkımı ahirette alacağım dedim Fuat'tan. Şimdi son noktaya kadar bu alacağımın 100 bin lira olduğunu bir kere garanti edebiliyor muyum? Birincisi bu. Neden? Fuat bana bu parayı 3 senedir ödemiyor. Ben de Fuat bu parayı ödemediği için bu konu her aklıma geldiğinde onun olmadığı ortamlarda onun hakkında ileri geri konuşuyorum, atıyorum, tutuyorum. Konuşurken kızgınlıktan bir takım laflar ediyorum. İçinde doğruluk payı olsa zaten gıybet. Sinirden ölçüyü kaçırıyorum. Bazı laflar söylüyorum, küfrediyorum, iftiraya giriyorum. Bunun üzerine düşünün işte üzerine koyun. Burada çok e, bunları hani dillendirmek istemiyorum. Ama hep olur ya konuşmalarımızda ağır kelimeler konuşuruz, küfür ederiz, olmadık laflar söyleriz. E şimdi bunları üst üste koyun 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 ne oldu? iki sene boyunca Fuat'ın bu taraftaki terazisinin kesesi benim tarafımdan habire dolduruldu. Bu tarafta bir yüz bin liralık borcu var. Ama bu tarafta iki sene boyunca benim yaptıklarımdan, söylediklerimden, hal ve hareketlerimden dolayı Fuat belki benden 200 bin lira alacaklı pozisyona geçti. Ben bunu bilmiyorum ki. O noktaya kadar ben haksızlığa uğramış kişi olarak çenemi kapalı tutabiliyor muyum? Hayır. Konuşuyorum, atıyorum, tutuyorum. E neticede ben o parayı alamadım diye Fuat'a iftira etme hakkına sahip miyim? Küfretme hakkına sahip miyim? Suizan yapmaya sahip miyim? Değilim. Belki Fuat 5 sene sonra onu 100 misliye çıkarıp getirecek. Bilmiyorum ki. Veya getirmeyecek çok önemli değil. Teraziye çıktığı zaman bu tarafta Fuat'ın borcu, bu tarafta benim atıp tutmalarım var. E bir baktım ben borçluyum, alacaklı diye çıktığım mahkemede bir de borçlu çıktım üstüne üstlük. Nasıl yapacağız? Yani nasıl güveniyoruz kendimize biz yüzde yüz haklı şekilde bu mahkemeye çıkacağız diye? E hadi diyelim tamam çıktık, öyle olduğunu varsayalım, alacaklı olarak çıktık. Fuat veyahut sizlerin bizlerin hakkımızı helal etmediğimiz tanıdığımız insanlar ailemizden olabilir. Çoğu zaman bakıyoruz en yakınlar eşler anneler babalar kardeşler hak helal edilmiyor ben hakkımı helal etmiyorum ahirette hakkımı alacağım diyoruz. E peki tamam haklı olarak gittik e bu sefer allah Teala kul hakkına karışıyor mu? Karışmıyor. Ne diyor? Adalet sıfatı var kul haklarına karışmam. Tabii karışmam bu parantez içine alalım. sonuçta sen hakkını talep ediyorsan Allahü Teala senin hakkın varsa o hakkı tahsil eder. Doğru mu abi? Eder. Nasıl tahsil edecek? Yani ahirette para geçmez, altın geçmez, gümüş geçmez. Hiçbir şey geçmez. Bartır da yapamazsın. Tek yapacağın şey sevap günah ilişkisi. E sen haklısın tamam haklı olduğuna göre karşındaki insanın bütün e, hakkını alana kadar ki varsa sevapları onları alacaksın öyle değil mi? Sevaplar bitti o zaman kendi günahlarından günahları ona yükleyeceksin. Bu işlemin sonucunda kesesi e, terazinin kefesi ağır basmayacak cehennemlik olmayacak bir kul çıkar mı? Çıkmaz. Ne olacak? o en yakınım dediğiniz insan verdiği sevaplar ve yüklendiği günahlarla cehennemlik olacak. Böylelikle bir başka Müslüman kul sizin bizim vesilemizle cehennem ateşine düşecek. Öyle ya. E peki neticede ateşe düştü. Cezanın infazı var. Nasıl olacak o? Allahü Teala okulu cehenneme gönderecek. E peki ben cezanın infaz edildiğini nasıl anlayacağım? Beni de kulağımdan tutacak. Yani teşbih yapmaya çalışıyorum. Aynı şekilde gel kulum izle ya da gel kulum seyret diye beni de cehenneme götürecek. Şimdi hak helalliğimi tahsil ediyorum ya. Sen orada yanıyorsun. Ben de seni beraber izliyorum, seyrediyorum. E şimdi düşünelim. Bu kadar zamanda kıymet verdiğiniz değer verdiğiniz veya vermediğiniz herhangi bir insan evladı gözünüzün önünde üzerine benzin döküp yaksak veya siz yaksanız buna dayanabilir misiniz Bunu biz gelen kardeşlerimize hep soruyoruz. Buna dayanabilir misiniz diyoruz. Yani dayanırım diyen ben bugüne kadar duymadım. E peki dayanamayacaksak o zaman niye bu hesapları oraya bırakmak yönünde ısrarcıyız? Üstelik işin daha önemli bir yanı var. Şimdi biz kullar olarak günahtan münezzeh değiliz. Hepimiz günahkarız. Bildiğimiz, bilmediğimiz, hatırladığımız, unuttuğumuz binlerce günahımız var. Ama Allahü Teala hiçbir şeyi unutmaz. Eksiklikten münezzehtir. E bizim bu günahlarımızı affettirmek için e, yalvaracağımız, dil dökeceğimiz makam neresi? Allahü Teala. Başka bir makam yok. E peki biz şimdi üç kuruş alacağımız var. Yani 2-3 tane hak helalliğimiz var ya. E bunları alacağız diye hesaba oturacak cesarete sahibiz. Yani diyoruz ki illaki yok. Ben bu hesabı göreceğim arkadaş. Hakkımı da alacağım. Tamam Allahü Teala adildir. Senin hakkını kimse de bırakmaz. Kulum hesap mı görmek istiyorsun? Sana amellerinle mi muamele edeyim? Rahmetimle mi muamele edeyim? E biz şimdi diyoruz ki amellerinle muamele et ya Rabbi. E tamam etti. Alacakları topladı. 3 kuruş alacağı aldık. Peki sonra sıra bizim borçlara gelince ne yapacağız? Bizim borçlarımızı kim ödeyecek? allah Teala o zaman demeyecek mi? Kulum sen alacaklarını talep ederken en ince ayrıntısına kadar istedin. Ben de hesap gördüm. Bak senin yüzünden cehenneme de attım. Bütün alacaklarını tahsil ettim. Şimdi sıra borçlarını ödeme zamanı. O zaman arkamızda duracak hiç kimse yok. Ne anamız ne babamız ne çocuğumuz hiç kimse arkamızda durmayacak. Ya her şeyi bırakalım akleden insan için. Bu akıllıca bir ticaret midir? Öyle mi? Akıllıca mıdır bu? Yani üç kuruş alacağım var onun peşine düşeyim. 3 milyon borcum var onu da hesabını görmeye razıyım. Hal böyle olunca allah Teala işte o adalet sıfatını tecelli ettirir. Bu sefer bizim borçlu olduğumuz bütün makamlar Bizden borcunun sonuna kadar tahsil edecek şekilde o mahkeme devam eder. Ama biz Allah rızası için kendi üç kuruş alacağımızı feda eder. Onun rızası için bir nevi sadaka edersek bizim borçlular kapıya dayandığı zaman da bizim kefilimiz Allahü Teala olacak. Öyle değil mi? Aynen. Yani diyecek ki benim kulum kendi fakir haliyle üç kuruş alacağını benim için sadaka etti. İşte şimdi onun alacaklılarına karşı ben kefilim. Kimin ne alacağı varsa gelsin benden alsın. Bundan güzel bir ticaret var mı Allah aşkına? Lütfen akledelim. Buyur hocam. Abi az önce aslında neyi açıkladım biliyor musun? Zamanında biz bu sohbetleri yaparken hakkını helal etmeyen kişi cehennemlik olacak demiştim Mustafa abi. Maneviyatından alınan bilgiyle çok itiraz geldi o zaman. Dendi ki Nasıl yani? Adam haklı olduğu halde hakkını helal etmeyecek bir de cehenneme gidecek denince şimdi senin az önce anlattıklarını buraya bir dipnot düşüyorum. Mutlaka kardeşlerimiz Murat abimin bu anlattığını tekrar bir daha dinlesinler. Bu soruya öyle baksınlar. Dedik ki hakkını helal etmeyen kişi cehennemlik olacak derken işte az önce anlatılanlar. Yani çünkü niye? İlahi huzura çıkıp ilahi mahkemeye geldiği zaman ne olacak? hak sahipleri haksız ve haklı olan yani davalı ve davacı davalı ve davacı ile beraber iblis iblisin uşakları musallat olan şeytanlar olaya şahit olan insanlar tüm diyaloglar ve kayıtların tamamı önümüze gelecek. O diyaloglardan sonra sadece bir kişiyle bu. E bir de ömür 80 yıllık ömrün 20 hadi 60 diyelim 60 yaşına kadar 40 senelik 60 yaşına kadar olan 40 senelik ömrümüzde Ali'si, Veli'si, O'su, Bu'su derken bir sürü insanla imtihan halinde oluyoruz. Helallik mevzuları yaşıyoruz. Bir de işin temiz noktası şu ya az önce söyledin abi. Allah rızası için affediyorsun ya. Dedi ki kul kendine göre affediyor. Allahu Teala da o yani koymuş olduğu dereceye göre veriyor. İstediğini veriyor. Ama kul Allah'ın rızasını umarak affederse e kulum madem öyle ben sen benim rızamı umdun ben de rızama göre vereceğim diyor. Diğer türlü olduğu zaman bütün diyaloglar geldi, musallatlar geldi, iblis geldi, yaşanan olaylar geldi. Arkadan dönmüş olan diyaloglar dosya dosya geldi. Bu sefer kul ben haklıyım derken farkına varmadan müflis olarak oradan ayrılabiliyor. Bu işin aslında özü şu Allah rızası için affedebilmek. Kul cool. Allah rızası için affettiği takdirde zaten kapılar açılıyor. Bahsettik ya rahmet kapılarını, esmaların kapılarını biz kendimiz örtüyoruz. Biz Allah rızası için açarsak işte yok o ona kızdı, o ona darıldı, ben bana şöyle yaptı, söylediğimi dinlemedi. Bir sürü tantana, tantana diyoruz artık ya. Allah rızası için affedip yoluna bakan insanların bir bir kapıları açılıyor. Ya unutmayalım. Dedi ki az önce Allahu Teala bir şeyleri birine hayrı ulaştırırken de bir sıkıntılı problem olurken de imtihan kazanında bir şeylere vesile ediyor. Ya burası bir imtihan kazanı dünya hayat. Onunla bununla bir şey ile imtihan olacağız. İmtihanımızı doğru vermenin noktası da burası. Kalpte bir öyle bir bölge var ki hep kalpten bahsediyoruz. Yakında da inşallah kalbin imarı ile alakalı bir serimiz olacak. Hep kalpten bahsediyoruz. Kul cool, Hakkını helal etmeyerek, affetmeyerek, bağışlamayarak kalbini karartıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hilim sıfatı, güvenilirlik sıfatından bahsediyoruz ya. Nasıl oldu? Elem neşrah leke sadrak. O vada'ne anke vizrak. Ey Resulüm, Habibim biz senin o kalbini yarmadık mı? Sana eziyet veren, verecek olan şeyi de kalbinden söküp atmadık mı? Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın hem de burada çok bir delil vardır. Açık ameliyat yapıldığının işareti meleklerin Maneviyat müdahale ediyor mu diye deniyor ya. Nasıl olur diyor. Siz diyor kimlerle irtibat kuruyorsunuz. Siz kapılmışsınız bir fırıya ediyorlar ya. Ayetten delil işte. Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbi melekler tarafından yarıldı. Ümmetine de bunlar manevi yönden oluyor. Bu başka bir konu tabi de. Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbinden o ağırlık kalındı Ama bizlere de bahşedildi. Nasıl? Kur'an'ın yüzü Efendimiz Aleyhisselam dedik ya. Efendimiz Aleyhisselam'ın da gölgesi Öyle tabir edelim. Yani onun e, güzelliğini, nurunu yeryüzünde yaymaya çalışan evliyalardır. Allah dostlarıdır, alimlerdir. Onların yapısına baktığımız zaman bakıyoruz ki hep affedici olmuşlar. Kırmamışlar. Kimisinde cemal sıfatı olmuş, kiminde celal sıfatı olmuş ama kırmamışlar. Terbiye ederken biraz zorlamışlar ama kırmamışlar. Hocam Efendimiz Aleyhisselam küfeye Allahü Teala'nın dinini tebliğ etmeye gittiğinde ne oldu? Kendisini taşladılar. Mübarek ayakları bileklerine kadar kan doldu. Ve o şekilde orayı terk ederken, yani bir kıssayı kardeşlerimiz bilir. Cebrail Aleyhisselam geldi. Allahü Teala'nın emrini iletti. Dedi ki dağı iki araya kapatıp hepsini helak edelim. Efendimiz Aleyhisselam orada bile ne yaptı? ben lanet edici değilim. Umulur ki onların aralarından Rabbime daha sonra iman eden kullar çıkar dedi. Ve affetti. Bu çok zor bir şey. Yani düşünün sizi birileri taşlamış. Diyeceksiniz ki o peygamber. Tamam o peygamber aleyhissalatü vesselam. Onun yaşadığı imtihanların yüzde kaçını biz yaşadık? Tamam o özel bir kul ama. Özel olduğu için torpil yapmadı Allahü Teala. Tam tersi imtihanların en ağırını kendisine yaşattı. Biz o imtihanların kaçta kaçını yaşadık da bunları konuşuyoruz. Yani bize bunlar çok ağır gibi geliyor. Yani e, Kur Hazreti Kur'an'daki e, beddua, lanet ayetleri konuşuluyor yeri geldiğinde. İşte Allahü Teala da lanet etmiştir, beddua etmiştir. Efendimiz Aleyhisselam da etmiştir deniyor ama bu kendimizi temize çıkarmak için uydurduğumuz bir mazeret. Kimse kusura bakmasın. Bu Kur'an'da birkaç yerde bunlar geçer. Evet ama bunun yüz misli affetmek gerektiği, yüz misli merhamet etmek gerektiği geçer. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda hep af ve merhamet gördük. Bu hak helalliği değil midir? Öz amcasını öldüren Hazreti Vahşi'yi affetmedi mi? Kısas izni yok muydu yani? İstese yapamaz mıydı? Bunun gibi birçok sahabeyi daha sonra sahabe olmuş başka kulları birçok düşmanını affetti. E şimdi biz diyoruz ki ya tamam biz sıradan kullarız, e, e, o kişi bana bu kadar haksızlık etti, e, yaptıkları yanına kar mı kalacak? Ya da o kişi bu kadar kötülük yaptı, bu kadar zulmetti, bu yaptıkları yanına kar mı kalacak? Ya arkadaşlar bunu demekle zaten bakın Allah hepimizi affetsin, o kadar büyük bir kibre kapılıyoruz ki. Yani sanki allah Teala'nın adalet sıfatı eksik işleyecek... Allah Teala haşa adaletle muamele edemeyecek. Yani biz affetmezsek o işlem gerçekleşecek. Affedersek yanına kar mı kalacak e, ya da işte bundan kurtulacak mı falan ya yani bunu düşünerek zaten biz Allah Teala'ya karşı hadsizlik ediyoruz ve çok büyük bir kibir meselesi bu. Yani bunu doğru anlamamız lazım. Çünkü bunu anlamayıp bunları konuştukça bir de şeytanın en büyük e, hilelerinden biri olan kibrin içine batıyoruz. ya yani Allah aşkına buna çok dikkat edelim yani lütfen. Buyur hocam. Abi aslında bu bahsettiğimiz konu var ya çok zor bir mesele. Hani başında söyledik ya çok zor bir mesele. Kardeşlerimizden bize dönüş yapan oldu zamanında. Hocam Allahu Teala şehitlerin tüm günahlarını affetmesine rağmen kul hakkını diyor affetmeyeceğine bahsediyor dedi bir hadiste. Ben de ona şöyle cevap verdim. Başka bir hadiste de denizde boğulan şehitlerin bütün günahlarını kul hakkı da dahil affedeceğini bahsetmiş efendim, ya Efendimiz Aleyhisselam. Karadakinin bahsetmemiş. Niye dedim hiç düşündün mü? Yok hocam dedi. Bu hadisler birbiriyle çelişiyor mu dedim. Yani çelişiyor dedi. Bir, bir şeydin denizde boğulan ve denizde ölen şeydin bütün günahları affediliyor, affediliyor kul hakkı da dahil. Ama dedi karada ölen şehidin dedi kul hakkı affedilmiyor. Çelişiyor bence dedi. Sonra durdum. Talep ettim. Allah'tan istedim. Ya Rabbi bunun şerhini de okuyabiliriz. Şerhlerini de sunabiliriz ama ben maneviyattan talep ettim. Sonrasında dedim kardeşim düşün. Şimdi çıktı. 30 kişilik bir tayfa Allah rızası için fethiye gidiyorlar. Veyahut da denizde boğuldu o azabı, o boğulma hissiyatını kurtula, kurtulamayacağını bilmesi, o anları yaşadı ve hakkını helal et, yani etmesi gereken kişilere ulaşma vakti de yok. Artık gidecek. Çırpındı, vefat etti. Allahu Teala onun öyle bir zamanı olmadığı için şehit hükmünde giden o kulun bütün günahlarını affediyor. Ama karadakinin affetme, affedebilme kendisinin affetmesi, affedebilmesi, helallik isteyebilmesi durumu mevcut olduğundan Allahu Teala böyle buyurmuş. Ama dedim bu seni yanıltmasın. Allahu Teala burada şunu bahsediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aracılığıyla. Evet, hak var. Talep edebilirsiniz. Kul hakkınızı da isteyebilirsiniz. Biz zaten onun aksine bir şey söylemiyoruz. Haşa. Şeriatın üzerine hani şer Allah-u Teala'nın emrinin üzerine bir şey konuşmuyoruz. Ama bununla alakalı birçok ayet de var. Affetmeyle alakalı. Ben hakkımı istiyorum kardeşim dediğimiz noktada adalet bizim istediğimiz gibi tecelli etmiyor. Çünkü bir tane herhangi bir kardeşime soruyorum. Allah rızası için canını öyle bir yakmış ki öyle bir yakmış ki canın yanacak ki hakkın olsun. Ben ona Ömrümün sonuna kadar kalbimi, dilimi, zihnimi, bedenimi, azalarımı ve akrabalarımı tamamıyla ağzını, dilini, kalbini tutacağım. Ona karşı hiçbir şekilde, yani hak, hak hak benim hakkıma girecek şekilde, ben onun hakkına girecek şekilde hiçbir hamlede bulunmayacağım diyebilen kardeşimiz var mı? Eğer böyle diyorlarsa hesapları mahşere kalır. Ama unutmayalım. En güzel yol kalbin temizliği affetmek kalbi temizliyor, zihni temizliyor. Psikolojik olarak hani diyoruz ya işte benim ruhsal sağlığım bozuldu. Bir vakı anlatayım. E, zamanında kaç senesi tam toparlayamıyorum da bir bayan, bir ablamız gelmişti. Karı koca. İstişare ediyoruz böyle. Bir arkadaşımızın vesilesiyle geldi öyle. İşte bunlar dua ediyorlar, istişare ediliyor, sohbet ortamı var diye. Geldiler, konuşurken anlatırken ablamızın eşine olan bakışları, tutumu, davranışı daha biz istiharesini yapmadan ortaya koydu meseleyi. Sonrasında sorduk, talep ettik. Allah Allahu Teala'dan istiharesini yaptık. Ablamızın resmen böyle kafasının üzerinde, ağzının içerisinde ve midesinde bildiğiniz yılan şeklinde. Allah rızası için talep ediyorum ben de buradan kardeşlerimden Metafizik özelliği olan kardeşlerimiz de baksın. Hak helalliği yapmayan kardeşlerimizin nerelerinde nasıl bir ifrit hangi şekilde geziniyor ve hangi şekli alıyor? Bağla talep ettikten sonra Allahu Teala'dan istedikten sonra manevi hocalarımıza istihare yapıp niyet ettik. Allahu Teala'dan talep ettik. Alınmasıyla alakalı istedik. Manevi hocalarımızdan da himmet talep ettik, yardım istedik. Ardından onun oradan alınamayacağının bilgisi geldi. Sebep dendi ki evladım daha yanı başındakine hakkını helal edemiyor ki. O helallik dosyasıyla alakalı. Sonra döndük. Ablacığım sizde böyle bir durum var. İşte buralarda sıkıntı oluyor mu? Aa hocam kalbim çok kötü. Kalbimde çarpıntılar sürekli oluyor. Batmalar oluyor, yanma oluyor, daralıyorum. İşte gittim kardiyolojiye gittim. Bir sorun çıkmadı. Testler yaptım. Abla midende problem var mı? Midemde sürekli reflü gibi git bitmeyen bir gaz yanma Sindirim sisteminde sıkıntı var mı? Hiç, hep sıkıntım buralarda. Peki abla diş etlerinde problem var mı? Evet. Peki dilinde o tad alma ile alakalı sorun var mı? Evet. Peki abla geçmeyen baş ağrın var mı? Ya dedi bunları nereden nereden biliyorsunuz? Dedi hep sıralı saydım dedi. <laughs> Sonra abla dedim eşine bak. Ya ben her gün bakıyorum ona dedi. Yok abla eşine bak dedik bak. ''Hocam, ben onun dediği yemeğini yapıyorum, çamaşırını yıkıyorum, sabah kahvaltısını yapıyorum, erkenden de kalkıyorum diyor. Sabah kahvaltısını da hazırlıyorum.'' ''Ablam, iş orası değil.'' dedi. ''Kahvaltıyı hazırlarken nasıl hazırlıyorsun? Söyleniyor musun?'' İnkar etmedi bak ablamız. ''Vallahi söyleniyorum.'' dedi. ''Ne olacak, iki poğaça alsa da yiyemez mi, bir meyve suyuyla geçiremez mi? Yapar, beni zoraki kaldırıyor.'' ''Peki, sen bunu söylerken buğuzla yapıyorsun, doğru mu?'' Evet. Söylediklerin ağzından çıkıyor doğru mu? Evet. Bak dilin sıkıntıda, dişin sıkıntıda, miden sıkıntıda. Kendi kocanın gıybetini yapıyorsun kendi kendine. Kendi kocanın suizanını yapıyorsun. Sonra işte benim tamam diyelim dedi böyle yaptı. Tamam kocama hakkımı ettim ama kocam haksızlık yaptı. Ne haksızlık yaptı? Hep dedi kaynanamların tarafını tutuyor. Allah girdik şeye. Cürcünaya ya abla Allahu Teala evlenen çiftler arasında ne diyor? Annesi annen babası baban ölen gelene kadar anne ve baba hükmüne giriyor onlar. Ya sen annene tabi bakmak şöyle anlamak lazım. İşte ben onun her şeyini yapmak zorunda mıyım? Şeriata göre evet zorunluluğun yok. Yani her şeyini yapmaya evladı bakmakla yükümlü. Ama biz de ana babayız. Biz de yarın bir gün birilerinin kaynanası olacağız. Kayınbabası olacağız. Biz de o imtihana gireceğiz. O ablamıza bunları söyledikten sonra işte yok abla kaynananı tutmuyor. Aslında seni tutuyor. Çünkü insanın ruhu ruhunun ikizi, ruh karşılığı eşidir. Eşi aynı minvalde gittiği takdirde, bir de haklarını helal ettiği takdirde, söylenmediği takdirde bu koca için de geçerli, karı için de geçerli. Yani karı koca için söylüyorum o ruh var ya, o iki ruh öyle bir birleşiyor ki ya o evin hanenin içerisine ifrit giremiyor ya. Yeter ki besmeleyle girsin, esselamu aleyküm desin, güler yüzlü olsun, hanım evde yemek yaparken besmeleyle okuyarak yapsın, yağ mezcerin yağ becerin çekerek yapsın. Nihayetinde o ablamız bunları dinlerken gözyaşı döke 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 orada daha bulunduğu anda dosyaları kapandı. Rabbim de nasip etti üzerinden o ifrit alındı. İstişare ettiğimiz bütün kardeşlerimizin yüzünün 99'unda bu hak helalliği meselesi var. Buradan zaten bir kere şunu anlıyoruz. Ben kendim de aynı kategoriye kendimi koyuyorum. Dünyaya gelişimiz ve imtihan oluşumuzun içerisindeki en önemli mihenk taşı hak helalliği, affetmek, merhamet etmek. Bu noktada imtihan olmayan hiç kimse yok zaten. Ya gelenlere söylüyoruz, konuştuğumuz insanlara bahsediyoruz. Diyoruz ki Mustafa hocamızın kader videolarında anlattığı şekilde ya bu dünyaya kendi isteğinizle geldiniz, insan olmayı tercih ettiniz, geldiniz. Gelirken de derecenizi yükseltmek, daha iyi noktalara ulaşmak niyetiyle geldiniz öyle mi? Hepimiz bunun için geldik. Yani cennetin en iyi kademelerine, Rabbimizin rızasına kavuşmak için geldik. E peki böyle geldiğimiz zaman gerçekten dostlar kimle imtihan olacağız? Yani insanlar tanımadığı başka insanlarla mı imtihan olacaklar yoksa kendi akrabalarıyla mı imtihan olacaklar? İlk olarak eşimizle, annemizle, babamızla, kardeşimizle, evlatlarımızla imtihan olacağız. Buralarda da elbette ki kul olmanın verdiği sıfatla birbirimize haksızlık da edeceğiz, kötü de davranacağız, yanlışlar da yapacağız. Bu çift taraflı bir şey. Yanlışı yapan, yanlış yaptığı için tövbe eder, af dilerse Rabbim karşılığını verir. Yanlış yapılan da bu yanlışı affederse Rabbim bunun karşılığını verir. Biz her olanın Allah'tan olduğunu ağzımızla dilimizle söylüyoruz ama mesele kalbimize geldiği zaman bu konunun dışında kalıyoruz. Mesela e şimdi rızık Allah'tan diyoruz. Çalıştık, kazandık diyoruz. E Allah u Teala eğer murad etmese o müşteri kapıdan içeri girmez. O patron bizi işe almaz diyoruz. Tamam, eyvallah. E, peki ticaret hanemiz var. X kişi geldi, işte bizi kandırdı, dolandırdı, paramızı ödemedi. E bu nereden geldi peki? Yani rızık gelirken Allah Teala'dan, bu giderken kimden? Ali'den, Veliden mi? Yoksa Allah Teala'nın muradıyla mı? Allah Teala'nın muradı olmasa, o kişi sizin malınızı alabilir mi? Paranızı çalabilir mi? E, ne bileyim? sizi taciz edebilir mi, küfür edebilir mi, dövebilir mi, hakaret edebilir mi? Allah Teala'nın izni olmadan bu olur mu? Demek ki bu işin içinde bir imtihan var ve bu imtihan her an öncelikle en yakınlarımızla olacak. E bizim buna karşılık olarak doğru şıkkı işaretleyip de affetmememiz durumu karşılığında çok ciddi metafizik etkiler getiriyor. Yani başında dedim ya cümlemin 100 kişinin 99'undaki ana konu hak helalliği. Ve e, kendi yaşantımızdan, kendi imtihanlarımızdan, yaşadığımız manevi yolculuklardan çok açık anlatabiliriz, söyleyebiliriz. Ben kendi sıkıntılarımı anlattığım videoda da bunları uzun uzun anlattım. Ne zaman ki hak helalliği, ne zaman ki insanları affetme, merhamet etme, bunun Allahü Teala'nın ile olan bir imtihan olduğu ve doğru şıkkın da sadece ve sadece affetme olduğunu anladım. Hayatımda birçok şey değişti. Yani bu adeta bir e, bir boyut kapısından başka bir boyuta geçmek gibi gerçekten bu kadar önemli. Hepimiz istiyoruz ya manevi olarak derecemiz yükselsin, kalp gözümüz açılsın. İşte Allah Teala'ya hizmet edelim, farklı noktalara gelelim, ulaşalım. İnanın, insanları affetmeden, Allah rızası için affetmeden, merhamet etmeden bu kademeden bir o kademeye çıkmak imkansız. 7/24 ibadet yapalım, zikredelim, Allahu Teala'yı analım. Hepsi tamam. Ama bunu yapmamız lazım. Çünkü diğer bütün her şey ibadetlerimiz, farzlarımız zaten mecbur yapıyoruz. Allahu Teala emrettiği için biz de kendimizi kurtarmak için yapıyoruz. Ama kulum benim rızam için ne yaptın dediği zaman söyleyebileceğimiz ve bununla belki iftihar edebileceğimiz en önemli şey ya Rabbi senin rızan için affettim. Senin rızan için merhamet ettim demek. Var mı başka söyleyebileceğimiz bir şey? Yani bunu lütfen doğru düşünelim, doğru akledelim. Buyur hocam. Sen az önce çok güzel bir yere değindin. Çok güzel bir ayet yani Allahu Teala öyle bir buyuruyor ki rızıktan girdik konuya.

o Rabbimiz bize ikram etti derler diyor. Ama yine Ali ile veli ile bir ile bir şeyle Allahu Teala o imkanları elinden aldığı zaman haşa ve kella Rabbimiz bize, Rabbimiz bize ihanet etti. Rabbimiz bizi kısıtladı haşa ve kella derler buyuruyor Rabbimiz. Şimdi az önce dedik ya bir imtihan kazanındayız. Malımız da gidecek. Bazen sıkıntıda yaşayacağız. Evet. Ama kader videolarından yola çıkarak Esma, son çekilen videolar, zerre videolarından yola çıkarak biz belli şeyleri tercih ettik. Yere göğe sunuldu da bu, ayet-i kerimeden yola çıkarak söylüyorum. Kul, yani onlar kabul etmedi de, nankör, cahil olan insan ve kullar kabul etti. Biz bu emaneti kabul ettik. Bu emanetin de sırrına vakıf olmak zorundayız. Sır, birinci kademe... La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken birinci kademe şu. Affetmek. Allah'tan başka bir ilah olmadığına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da son nebi, son peygamber, son rasul olduğunu kabul ederek bütün her şeyden, masivadan el çekmemiz lazım. Allahu Teala rahmetini ne yapmış? Sınırsız yapmış. O rahmeti sınırsız yaptıktan sonra demiş ki kullarım siz bu imtihan kazanımda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah razı olsun abi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle ne yapmış? Demiş ki kullarım ben size yolları gösterdim. Kiminiz kendince adaletini belirleyecek, yola ilerleyecek, kiminiz de benim rahmetime sığınacak da ona rahmet kapıları ve onun sırları açılacak. Biz biz şimdi aslında şunu anlamalıyız. Anlamamız gereken nokta şu. Kulların sırtına, kulların üzerine basarak mı cennete gidiyoruz? Veyahut da kulların sırtına, üzerine basarak onları cehenneme mi itiyoruz? Sır bu. Efendimiz Aleyhisselam'ı mı memnun ediyoruz? Şeytanı mı memnun ediyoruz? Şeytan öyle bir kandırmış ki bizi, iblis ve şeytancıklar. Ya bak gördün mü diyor. Senin diyor canını çok yaktı. Ya görüyor musun diyor bak Babana annene nasıl davranıyor? Ya görüyor musun? Annesini babasını tercih ediyor da seni böyle yapıyor. Ve hatta görüyor musun? İşte dört arkadaş bir yola gidiyorlar. Cık, onlar kendi aralarında var ya hep bir fitne çeviriyorlar da. Beni de hep bana da zulümlük yapıyorlar. Bana da zalimlik yapıyorlar. İşte beni ben mazlumum bunlar zalim. Şeytan öyle bir kandırıyor ki. Öyle bir bizi ketempereye alıyor ki. Ya bizim şeytanı musallat olmamız lazım artık. <laughs> Hocam e, demin bahsettin biz insanların sırtlarına basarak mı cennete gidelim yoksa bırakalım insanlar bizim omuzlarımıza binerek bizim omuzlarımızla omuzlarımıza basarak mı cennete ulaşsınlar? Bir canlı sohbette şey yapmıştık orada ben kardeşim hatırlayacak bir cümle söylemiştim amacımız sırat köprüsünü geçmek mi olmalı yoksa o köprüyü geçip geri gelip o köprüye Diğer insanları da sırtımızda taşımak mı olmalı demiştim. Buradan bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Çünkü e, gerçekten insanların sırtlarına basarak bir makam mevki elde etmek hele manevi anlamda çok yanlış bir taktik olur. Ama bırakalım insanlar bizim sırtlarımızda, omuzlarımızda gelsinler. Onları da yüklenelim, onlarla beraber bu menzile varmaya gayret edelim. Bir de şunu unutmayalım bakın. Hani diyoruz ya ya işte yaptığı yanına kar mı kalacak? Arkadaşlar son noktada finişi kim nasıl ne şekilde tamamlayacak? Nerede varacak bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şu anda bize göre çok büyük hatalar içerisinde olan, zulümler içerisinde olan, bize veya başkalarına bir sürü sıkıntılar yaratmış olan e, insanların hangi noktada finişe varacaklarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. E, bilmiyorsak Bizim onlar adına bu şekilde bir e, mahkeme kurmamız, bu şekilde bir yargıda bulunmamız kibir değil mi? Kibir bizi cehenneme götürecek en önemli yakıt. Bundan uzak durmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz şunu yapmamız lazım ya çok basit. Hani sorulabilir, ben kişilere hakkımı helal ettiğimi nasıl anlayacağım diye. E, çünkü sözde söylediğimizde. Evet ben hakkımı helal ettim diyen çok kardeşimiz var. Ben de başta Enes hocama buradan selamlar. Her söylediğinde diyordum ki hocam ben hakkımı helal ettim niye tekrar tekrar söylüyorsun diyordum. Ama ağzım helal etmişti, kalbim etmemişti. Onu da şöyle anladım kendi tecrübemden. Hakkımı helal etmediğim insanlarla ilgili konu olduğunda konu açıldığında baktım ki o yine on numara konuşuyorum o konuyu. Yani konuyu kapatmak yerine öyle oldu böyle oldu şunu yaptı bunu yaptı şuradan şöyle buradan böyle hatta bazı şeylere de katılıyorum söylenenlere de katılıyorum. E tamam hani ne oldu dün hakkımı helal ettim demiştim. Ama mevzu açıldı yine salla gitsin. Ne zaman ki hakkımı helal ettiğimi anladım o zaman şu zamandır artık bu konu açılmak istendiğinde bu konunun üstünü örtmeye çalıştım. Haklı olduğumu düşündüğüm kişiler hakkında tek bir kelime etmemeye gayret ettim. Ya da bu konunun açılması beni rahatsız etti. Konuyu kapatmaya çalıştım. Hani burada şu da değil bakın yanlış anlaşılmasın. E tamam ben hakkımı helal ettim Allah'a havale ediyorum. Bu da yanlışın bir önde gideni yani farklı bir şey değil. Allah'ım ben başa çıkamıyorum sen döv demek. Farklı bir durum yok. O yüzden hakkınızı helal ettiğinizi ancak o kişiyle ilgili artık olumsuz konuşmaktan, konusu geçtiğinde tekrar ağzınıza almaktan vazgeçtiğiniz zaman anlarsınız. Hatta daha iyisi o kişi için de ya Rabbi bana nasip ettiğin gibi ona da kalbini yumuşatmayı nasip et, hak yola ulaşmayı nasip et, hidayet nasip et diye gerçekten o kişi için de üzülerek dua ediyorsanız o zaman işte hakkınızı gönülden helal etmişsiniz demektir. Öbür türlü ağızla ben hakkımı helal ettim demek tamam bu da bir şeydir. Eyvallah ama genelde bu kendimizi temize çıkarmak için kullanılıyor. E ben hakkımı helal ettim. Bakıyoruz manevi olarak konuşuyorum istihare yaptığımızda istişarelerde. Aynen kalpte ben öyle tarifliyorum öyle de e, algıladığım için. Kalpte böyle çengellere asılmış kum torbaları düşünün. Kalbin her noktasına böyle farklı farklı çengellerle iğnelerle asılmış kum torbaları var. Kalp o kadar ağırlık içerisinde ki yani neredeyse şişmiş patlayacak. Ne zaman ki siz bir kişiye hakkınızı helal ediyorsunuz, oradan bir çengelle kum torbasını alıp atıyorsunuz. Kalp rahatlığı hafiflemeye başlıyor ve bunları temizlediğinizde kalbiniz o kadar genişliyor ki, bundan sonra bana kimse bu şekilde zarar veremez diye düşünüyorsunuz. Çünkü benim Rabbim var demeye başlıyorsunuz. Öbür türlü bu kısır döngü son nefese kadar devam edecek. Velev ki hakkınızı helal etmediniz. Yaşadığınız sıkıntı geri geliyor mu? Kaybettiğiniz para geri geliyor mu? Diğer imtihanlar düzeliyor mu? Yok. Hiçbir şeyde olduğu yok yani. Bir şey de değişmiyor. Değişmediği için siz hakkınızı helal etmeyip o kısır döngün içerisinde yuvarladığınızda kalıyorsunuz. Hatta ne oluyor abi? Ben sen konut devam ederken araya gireyim istedim. O çengelleri atıyorsun ya abi. Atmadığın takdirde kalpteki o sıkıntılar, metafizik varlıklar A noktasından çıkıyor. B noktasına aynen, gidiyor. Aynen. Diyorsun ki ya Allah Allah buramda değildi de şimdi... Davama geldi, böbreğime geldi. Halbuki o çengelleri çok güzel örnek verdin. Çıkarıp attığımız takdirde kalp ve ruh, beden nefis rahatlamaya başlıyor. Evet, yani özetle sevgili dostlar, bu konuyla alakalı çok çaba göstermemiz lazım, çok gayret etmemiz lazım. Tamam, gücümüz yetmeyebilir ilk anda çünkü nefsimizin de ciddi bir kışkırtması var. Nefsimizin dışında çevremiz, eş dost, yılların getirdiği bazı birikmiş tortular var. Bu tortuları yavaş yavaş da olsa kazımaya gayret etmek lazım. Ve her tövbe namazında, her başımızı secdeye koyduğumuzda dua etmemiz lazım. Rabbim kalpleri evirip çeviren sensin. Benim kalbimi de rahmetin üzere döndür. Kalpleri evirip çeviren allah Teala'ya dua edelim. Onun rahmetinden Ümit kesmeyelim, rahmet etmesi için e, biz bir kapı açalım. Çünkü biz ondan adaleti yerine getirmesini istersek o getirecek. Ama biz ondan rahmet etmesini istersek bizim vesilemizle rahmet edecek ve o vesileyle bize de rahmet edecek. Bunu unutmayalım Allah aşkına. Yani çünkü e, bu e, yani cümleleri toparlamakta zorlanıyorum kusura bakmayın. E, bu e kulun kendi kendine oluşturduğu yargıyla vardığı nokta kibir. Allahu Teala'ya itimat etmemek, Allahu Teala'nın rahmetine boyun eğmemek, kendi mahkemesini, kendi yargısını kendisi oluşturması insanın. Ya yani buna ihtiyacımız yok. Allahu Teala'nın rahmeti olmazsa kurtulabilecek hiçbir kul yok. Hiçbirimiz kurtulamayız. Çünkü her şeyden önce Rabbimizin, Efendimiz Aleyhisselam'ın haklarını nasıl ödeyeceğiz biz? Neyle ödeyeceğiz? Yani namazı kıldık, orucu tuttuk. Rabbimiz affetsin, yarım yamalak da olsa kendimizi kurtarmak için yaptık. Bunlar bize verdiği bütün nimetlerin, bütün rızıkların karşılığı olacak mı? Yok. Bir görme nimetinin bile karşılığı olmayacak. Rabbimiz bunları bize soracak. Anlatıyoruz ya oturduğumuz koltuk dahi bizden, hesap soracak. O bile bizden hak talep edecek. Sen benim üzerimde oturdun, boş beleş işler yaptın veya haram işledin diyecek. Demeyecek mi? Mustafa Hocam anlattı işte kulların ilk yaratılış anından itibaren seçimlerini. Bu koltuk da halife olan insanoğluna hizmet etmek için koltuk oldu. Ama hak yolda. E biz bu koltuğun üzerinde oturduk, başka işlerle uğraştık. Bu masanın üzerinde başka işlerle uğraştık. Bunlara hesabı nasıl ödeyeceğiz biz? Eğer Rabbim kefil olmazsa nasıl ödeyeceğiz? Hadi alacakları güzel güzel hesaplıyoruz çok güzel. Ondan şu kadar bundan bu kadar aldık. E sonra ya arkadaşlar kalbimizdeki kini, öfkeyi, nefreti atmak için gayret edelim. Rabbimize dua edelim. İnanın ki biz istersek Rabbim de kolaylaştıracak. Hemen bir anda olmayabilir. Ama biz istiyor muyuz yani bunu bir kere anlayalım. Ya istemiyorum ama işte ben ağızdan söylüyorum da bu iş olmaz. İstiyorsak allah Teala her şeye kadirdir. Kalplerimizi de çevirmeye kadirdir. Biz ondan yardım isteyeceğiz. Sabırla ve namazla benden isteyin diyor allah Teala. İsteyeceğiz ve istedikten sonra bakacağız ki inanın kalp o kadar genişleyecek, ferahlayacak, o kadar rahatlayacaksınız ki ya, bunu biz çok çevremizde yaşıyoruz. Ben kendim için söylüyorum, eşim, dostum, arkadaşlarım bunları yapan her kardeşimiz bunun karşılığını hem de bu dünyada kat kat aldı. Geçen gün hocam sözü sana vereceğim şu şeyi de aklıma gelmişken söyleyeyim. Geçen gün dedim yani anlattım sosyal medyadan kardeşimiz yazmış oğlum çok ağır mide bağırsak sıkıntıları çekiyor evet. diye. Hemen baktık sebep hak helalliği. Eşine karşı olan tutumu, eşiyle dargın olması, ona karşı haklarını helal edememesi. E manevi olarak da bir derecesi var ki kardeşimizin bu böyle. Bunu söyledik, kalpten gönülden yaptığının ertesi günü bize mesaj attı. Elhamdülillah oğlum ilk defa bu gece ve bugün rahat bir gün geçirdi diye. Ya bu kadar basit tecellisi de tahmin edebileceğimizin çok çok ötesinde lütfen Allah rızası için e, gayret edelim. Yani bu bir anda olmayabilir ama gayret edelim. Gayret edersek Rabbim kolaylaştıracak. Buyur hocam. Abi o kadar güzel sırlar söylüyorsun ki sen konuştukça hep biliyorsun sohbetler doğaçlama gittiği için maneviyattan gelen o güzellikler de bir bir başka kapılara açıyor. Ben birkaç noktaya değineceğim senin söylediklerin üzerinden. Hak sırrına erenler her maddenin hesap soracağını, her maddeden de helallik alınması gerektiğini bilirler. Az önce senin söylediğin o hak sırrının, el-hak isminin çünkü bütün mahlukatla mevcudatın tamamı el-hak esmasının tecellisiyle oldu ya. Evet. Bu hak, hak sırrına erenler de bilir ki masa, sandalye, kalem, kağıt bize hesap soracak. Helallik mevzusuna da girelim. Yani biz Allah rızası için affedeceğiz, bağışlayacağız ki bu hesaptan da muaf olacağız. Bu bir. İkincisi çözümü sunuyoruz. Bu sohbetleri anlatıyoruz. Şimdi kardeşlerimiz diyebilir ya işte cinni nereden girmiş, hangi sebepten girmiş, ifrit niye gelmiş. Aslında şu sohbetlerde geçen konuların tamamı ifrit ve cinnilerin, şeytancıkların bize geleceği kapılardır. Biz de diyoruz ki ya kardeşler, arkadaşlar, abiler, ablalar, bacılar, büyüklerim, küçüklerim bunları söz ile söylemek mi, yaşayarak delillendirmek mi önemli? Senin yaşadığın o süreç abi söz ile söylüyordun ama şimdi yaşayarak delillendiriyorsun. Nasıl? Ya Rabbi affettim. Tamam kolum affettiğin kişiye dua ediyor musun? Affettiğin kişinin arkasından konuşuyor musun? Bağışladığın kişiyi. Bak Allahu Teala bize kendi sıfatlarından bir sıfat vermiş ya. Bağışlamak. El Afu ismi, Esma diyoruz ya. Affedebiliyor musun? Afu ismi sende tecelli ediyor ve başkalarının tecellisi olsun diye yapabiliyor musun? Bunu yaptıysan sözünü söyledin, yaşadıklarınla da tecelli ettirdin. Yaşadıklarınla da delillendirdin. Maksadımız normal sohbet anlatmak değil. Yoksa biz otururuz, bu zamana kadar istiharesini yaptığımız ve olumlu veya olumsuz sonuçları aldığımız bütün kardeşlerimizi çıkarırız. Tek tek yüzlerce hatta binlerce delil ortaya çıkar. Şu sebepten şu organa gelmiş, bu sebepten buraya gelmiş. Ama maksat o değil. Tabi bu ayrı bir sebep. Bunu yapan işte Zafer hocamız, Mehmet hocamız, Mustafa hocamız başlı başına yapıyor. Bayan hocalarımız yapıyor. Ama maksadımız sohbetleri anlatıyoruz. Kuru kuruya sohbet dinlemek de değil. Veyahut da dinletmek de değil. Şu ana konuları Mustafa hocamız senin de dediğin gibi abi bunları tekrar tekrar işleyeceğiz ki ne zaman ki bizden sonraki gelen nesil bakacak ya bu konular üzerinde sürekli durulmuş bunlar ne diye sorduğu zaman bizden daha iyi anlayan nesiller gelecek. Onlara da biz konuştuğumuz, uyguladığımız ve anlattığımız da delil olacağız. Kim Allah yolunda cihad etmek istiyorsa, nefsiyle, bedeniyle, ruhuyla mücadele etmek istiyorsa, Allah rızası için uygulayacak ve aktaracak. Hiçbir şey yapamıyor musun? Tebliğ dosyasını YouTube'un altına yapıştırıyoruz, sosyal medyadan yapıştırıyoruz, koyuyoruz ya. Alacak, kopyalayacak, kardeşim bunu yap. Bu kadar. Belki binlere sebebi olacak. Hem yaşamı hem yani dinlemiş, uygulamış, yaşamış ve aktarmış olacak Allah'ın izniyle. Hocam bu devirde kölelik mi var deniyor ya. Köle azat etmek istemez misiniz? Hakkınızı helal etmediğiniz, sizde hakkı kalan kişi sizin köleniz. Kıyamete kadar. Ve kıyamette de size bedel ödeyecek. E şimdi köle azat etmekten bahsetmiyor mu Efendimiz Aleyhisselam? İşte affedin köle azat etmiş olun. Bu kadar basit köle azadı bu. Aksi takdirde siz inat ettiğiniz müddetçe Allahü Teala onun ipini sizin elinize bağlamış. Ama baştan beri anlattığımız gibi bu sefer size muamelesi de aynı şekilde olacak. Ya bırakalım ufak hesapları. Ben haklıyım. Onu mu çaldı, bunu mu yedi, şunu aldı, bunu verdi. Bırakalım bunları. Biz allah Teala'nın rızası için bu ufak hesapları bir kenara koyalım. Rabbim senin rızan için ben bunların hepsinin üzerini çizdim, sildim. Senin merhametine kendim bıraktım diyelim ve kurtulalım. Biz özellikle eşler arasında, aile içinde hak helalliğine çok önem veriyoruz. Yani biz derken maneviyattan hocalarımızın da ısrarla söylediği konulardır. Eşler mümkün olduğu kadar günde, haftada, ayda bir mutlaka birbirlerine helallik versinler. Çünkü gün içerisinde kızıyoruz, hafta sonu kızıyoruz, birbirimize bağırıyoruz, çağırıyoruz, arkadan konuşuyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Eşlerin birbirine olan hakları çok önemli. Eşlerinin mehirlerini vermemiş e, evin beyleri olabilir. Hanımlar onlara haklarını helal etsin. Yani çünkü nikah bağları açısından hak helalliği de çok önemli. Nikah bağları zayıfladığı zaman şeytanın araya girmesi çok kolaylaşıyor. Evlatlar anne babaları anne babalar evlatlarına, büyüklerine mutlaka sık sık haklarını helal etsinler. Bunu kalben canı gönülden yapmaya gayret etsinler. Ve e, bu şekilde manevi atmosferi güçlendirmeye çalışalım. Eğer manevi atmosferimizi güçlü tutmazsak en başta aile içinde olmak kaydıyla e, bu sefer şeytana ciddi kapılar açmış oluyoruz. Açtığımız bu kapılardan da şeytan ruhsat alıp içeriye girince... Bizi daha büyük vesveselerle içinden daha çıkılmaz yollara e, yönlendiriyor diyelim. Hak helalliği gerçekten en zor mesele. Yaşayan bilir yani yaşayan olarak da söylüyorum. En zor mesele ama naçizane kendi fikrim ödülü de en çok olan mesele hak helalliği meselesi. E, lütfen onun için Allah rızası için olmak kaydıyla, bu konuyu gündemimizden uzaklaştırmayalım. Gayret edelim, niyet edelim. E, mümkünse bu kişilerle iletişim kurarak ama mümkün değilse de en azından gıyabında hakkımızı helal ederek, affederek kalbimizdeki bu yüklerden kurtulalım. Ha benim üzerimde hakkı olan ama benim ulaşamadığım kişiler var. Ne yapacağız? O zaman da elimizden gelen maddi manevi ne imkan varsa bunu yapıp varsa sadaka verebiliriz, kurban kestirebiliriz. Deriz ki ya Rabbi üzerimde kimin hakkı varsa onun ruhaniyetine hediye ettim. Ya da imkanımız yok, bir dua ederiz, bir Fatiha göndeririz, kelime-i tevhid okuruz. Bunların bu kullar niyetine. Her gün bunu yaparsak en çok kim için böyle bir hak talebi olan kim varsa onun ruhaniyetine gönderiyorum diyerek bu şekilde dualar edebiliriz. Ya burada Rabbimiz bütün seceremizi biliyor, bütün GBT'mizi biliyor. Biz illa bazı şeyleri belli şablonlar ve isim isim üzere gitmek zorunda değiliz. Rabbim sen biliyorsun, benim en çok neye ihtiyacım varsa sen o ihtiyacıma karşılık kabul buyur dersek zaten allah Teala niyetlere bakmıyor mu? Yani oradaki açığı kapatacak olan da o. Mümkün olduğu kadar ahirete bu dosyalarla, açık dosyalarla gitmemeye gayret edelim. Çünkü ahiret çok büyük bir imtihanın mahkemesi olacak ve çok ağır şartlar altında geçecek. Kimse kimseyi görmek istemeyecek. Kimse kimseye en ufak bir bir sevap dahi vermek istemeyecek. Biz o kargaşanın içerisinde en azından kenarda bekleyenlerden olalım. O hesapların içerisine girip de orada bir, bir sevabın peşine düşersek işimiz çok zor. Rabbim hepimize doğru anlamayı, doğru yaşamayı, doğru da anlatabilmeyi nasip etsin. Ee, yine doğaçlama bir şeyler yaptık. Sürçülisan ettiysek affola. Ee, başka bir konuda tekrar görüşeceğiz inşallah. Ee, bu konuyu zaman zaman yine dile getirmeye devam edeceğiz. Bu konuyla alakalı sorular olursa da lütfen videonun altına e, yorum olarak girelim. Bunlara da cevap vermeye gayret ederiz inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Bizim her birinize hakkımız sonuna kadar helaldir. Hiçbir ön şart olmaksızın sizlerden de helallik talep ediyoruz. Vaktinizi aldık. Allah razı olsun.